hem heves hem de hobi diyebiliriz. Kuzenle beraber öğrenmişti, biz bunu düşünmüştük. Araştırmasını yaptık. Ondan sonra dedi ki bu işe girelim. İşte bir hevesle, bir hobiyle, yani hangisini derseniz artık, onunla beraber girdik biz bu işe. Ben kendim çevre mühendisiyim. İşte kuzenim jeoloji mühendisi. Bir ilaç şirketinin mesul olarak zaten şu an çalışıyor. Sene 2021 yılında yani ektik biz burayı. Aralık'ın 2020'de ektik biz burayı. Toplam burası hemen hemen 1,5 dönüm. Aşağıdaki tarlamız 4 dönüm. Bir yer daha ektik işte geçen sene. Orası da hemen hemen 2 dönüm. Yani toplam 7,5 dönüm falan civarında bir lavantaya ekimimiz şu an dahil mevcut yani. Normalde bu dönüme 2000 kök falan gidiyor ilk ekim aşamasında. Ondan sonra sen 3 yıl boyunca işte susuz olarak yetişiyor. 3 yıldan sonra işte verime düşüyor. Toplam dönüme 250 kilogram civarında bir çiçek verimi oluyor. Biz bunun işte Temmuz'un ortası gibi veya başı gibi hasat yapıyoruz. Bunu distilasyon merkezimizde yağını çıkartıyoruz. Ondan sonra bu yağ 10 mililitre, 20, 30 ve 50 mililitre şeklinde yağ işte şeylere koyuyoruz. Sonrasında da bunu tütsü, sabun olarak veya işte mum olarak da satışını şu anda planlamaya şey yaptık. Dediğim gibi şu anda dönümüne işte 250 kilogram falan bir çiçek verimi oluyor ya. Onu işte biz bazı yerlerde mesela kişiler yağ olarak istiyorlar, bazıları sabun olarak istiyorlar, tütsü olarak istiyorlar. Ona göre değişkenlik gösteriyor fiyatlarında. Litresinde 3000 lira falan bir getirisi oluyor litre bazında. Biz herhangi bir destek almadık devletten. Sadece kendi başımıza biz bunu ektik. Gençler işte aromatik bitki olarak bunu, yani bunları mesela devletin teşvik vermesini ben isterim açıkçası. Bunu internette gördük. Ondan sonra işte denizde falan gördük. Ondan sonra biz de düşündük, hani dedik ekelim falan diye. Hatta arkadaşımız da burada üreticisi Fuat Bey. Ondan da yardım aldık, ektik.